Evet çocuklar, bugünkü dersimiz Minecraft dünyasında hayat... Ya o sesi yapmasan olur mu? İşine bak kardeşim, tamam mı? İşine bak. Ya şaka mı bu? Hocam lütfen benim yanıma farklı birini verin. Ben bu çocuk ile birlikte ödev yapamam. Orası beni ilgilendirmez. Onunla birlikte yapacaksın ödevi. Of hocam, peki tamam. Hanımefendi, isterseniz ödevleri ayrı ayrı da yapabiliriz. Sorun yok, birbirimizle fazla konuşmayalım yeter. Hey hanımefendi, en azından bir tanışsaydık ya. İsmim Wednesday. Wednesday? Evet, karanlık gün anlamına gelir. Peki ya senin? Benim de Yiğit. Öyle düz Yiğit işte. Pekala, tanışma şeysi bittiğine göre görüşürüz. Arkadaş, ne yapıyorsun burada? Hiç. Aa, sen ona bakıyorsun. Yoksa sen ondan hoşlanıyor musun arkadaş? Ne, kim, ben mi? Evet, sen. Yok, ne hoşlanması ya? Sadece ödev hakkında konuşuyordum. Madem hoşlanmıyorsun, o zaman derste niye ona bakıyordun? İnsan insana bakamaz mı? Hoşlanıyorsun işte, kabul et. Hem hoşlanmak kötü bir şey değil ki. Evet, orası öyle de. O galiba beni sevmiyor. Bana hiç yüz vermiyor. Bunu bilemezsin. Bak arkadaşım, kızlar bazen böyle davranabilir. Yüz vermeyebilir. Ama bu seni sevmediği anlamına gelmez. Evet, doğru söylüyorsun. Ama ben biraz utangaç biriyim. Onunla ne konuşacağımı bile bilmiyorum. Küçük bir soruyla başlat konuşmayı. Ama şimdi yap. Tamam, yapacağım. Ama şu an nedense biraz heyecan yaptım. Hey arkadaşlar, siz benim hakkımda mı konuşuyorsunuz? Deminden beri bana bakıyorsunuz. Hayırdır siz? Biz ne konuşuyorduk ya bakıcı? Vallahi şu an elim ayağım birbirine dolandı. Ne konuştuğumuzu unuttum. Sen öyle deyince şu an ben de unuttum. Ne konuşuyorduk ya biz? Ha, hatırladım. Ödev. Evet ödev. Ödev hakkında konuşuyoruz arkadaş. Duydun. Ödev hakkında konuşuyormuşuz. Anladım. Hoca da çok zor ödev verdi ya. 4 farklı maden bulmamızı istedi. Biz madenleri nasıl bulalım? Madenlerde zombiler yok mu? Doğru diyorsun arkadaş. Hocalar hiç bizi düşünmüyor. Basıyorlar ödevi. Wednesday, istersen yardımcı olabilirim o ödeve. Birlikte yapmış oluruz. Aslında iyi olur. Zaten senle ben takımız. Aa, siz takım mısınız? Vay arkadaş, tesadüfe bak. Yiğit, aşk tesadüfleri sever. Bu fırsatı kullan. Bakıcı ne yapıyorsun? Arkadaşım saçmalıyor da. Kafası iyi değil bugünlerde. Tamam, sorun değil. Hadi arkadaşlar, bir an önce ödevimizi yapalım. Arkadaşlar, ben size yardımcı olamayacağım. Benim bir işim var da. Bana bir dakika verebilir misin? Pekala. Bakıcı, sen ne yaptığını sanıyorsun? Arkadaş, sakin ol. Ben sadece aşk tohumları atıyorum. Bakıcı, saçmalama. Zaten kızın yanında beni rezil ettin. Arkadaş bak, bu tesadüf bir daha gelmez. Belki sizin baş başa ödev yapmanız büyük bir aşkın başlangıcı olabilir. Bilemezsin. Evet, doğru diyorsun da. Hadi ama, birazdan hava kararacak. Yapalım şu ödevi artık. Tamam, geliyorum. Pişt, arkadaş, sana güveniyorum. Bol şanslar. Hay Allah'ım ya, dediğin şeye bak. Ne diyor arkadaşın? Ya o saçmalıyor. Boş ver onu. Biz ödevimizi yapalım. Pekala. O zaman al bakalım bu kazmayı. Başlayalım ben önce. Tamam. Wednesday. Hep böyle susacak mısın? Biraz kendinden bahsetsene. Beni bilmemen daha iyi. Sus. Soru da sorma. Tamam ama sen susma. Ödeme odaklan. Allah. Wednesday. Allah'ım lütfen bir şey olmamış olsun. Lütfen. Hadi Yiğit. Hadi. Kur şunları. Lütfen Wednesday. Bir şey olmamış olsun la. Bir şey olmasın. Aha orada. Wednesday iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Yiğit git buradan. Senin yüzünden düştüm zaten. Beni getirdiğin hale bak. Git dedim sana buradan. Korktum. Ben korktum anlamıyor musun? Korktum. Sana bir şey olacak diye korktum. Acının emrini yaşadım. Sen bana neyin hesabını soruyorsun? Bak Yiğit, ben salak değilim. Sabahtan beri arkadaşınla benim hakkımda konuşuyorsun. Her şeyi biliyorum. Sen benden hoşlanıyorsun. Ama şunu anla. Ben buna hazır değilim. Yapamam yani. Şimdi git buradan. Ben zaten biliyordum senin bana bakmayacağını. Ya bakıyorsam? Ne? Bak yanlış anlama. Ama sen beni anca okulda gördüğün kadarıyla tanıyorsun. Tamam işte. Tanımama izin ver. Sen beni anlayamazsın. Ben diğer kızlar gibi büyümedim. Diğerleri gibi normal ailem olmadı. Çok şey yaşadım. Benim içimde çok büyük boşluklar var. O yüzden şimdilik bu konuyu kapatalım. Ve ödevimize odaklanalım. Ya bak yine kaçıyorsun. Bırak da bu boşluğu ben doldurayım. Yani doldurmaya çalışayım. Yanlış anlama. Bak ne yaşadım bilmiyorum. Ama en azından bu boşlukta senin bir arkadaşın olayım. Sana yardımcı olayım. Hayır. Bana yardımcı falan olamazsın. Zaten erkekler anlamaz. Daha doğrusu anlayamaz. Neyse Yiğit. Konuyu kapatalım. Bu arada benim biraz karnım acıktı. Yanımda bunlar var. Al bir tane. Yalnız dikkat et. Bunlar biraz acıdır. Senin yanında olunca bana acı koymaz. Merak etme sen. Şapşik misin nesin? Yapma şu
öyle şeyler. Beni utandırıyorsun. Tamam tamam, sustum ben. Şey, sana bir şey itiraf edeceğim. Bu itiraf doğru mu bilmiyorum ama bilmeye hakkın var. Şey, ben nedense kendimi senin yanında çok iyi hissediyorum. Neden böyle oluyor bilmiyorum ama bana iyi geliyorsun. Ben de öyle Wednesday. Biliyor musun? Ben de seninle hep zaman geçirmek istiyorum. Yani seninle birlikte bir şeyler yapmak istiyorum. Öyle olunca sıkıcı şeyler bile eğlenceli oluyor. Tamam ya, çizgini açma. Kafamı karıştırıyorsun. Zaten kafam bulanık. Neyse, benim biraz hava alma ihtiyacım var yukarıda. Burada çok bunaldım. Tamam, ben de orada ödevi yapa durayım. Of Yiğit, of, kız açılmayacaktın. Her şeyi mahvettin. Seni reddetti. Arkadaş, sen hata yapmadın. Bakıcı, burada ne işin var? Yoksa sen en başından beri burada mıydın? En başından beri değil de ortasında geldim diyelim. Neyse, bunun önemi yok. Bakıcı, sen de gördün. Kız beni reddetti. Hayır arkadaş, tam tersine. Bu konuşmanız çok iyi oldu. İyi mi oldu? Bakıcı, görmüyor musun? Kız beni reddetti. Arkadaş, reddetmesinin sebebi ailesinden dolayı. Bazı şeyler yaşamış kız. O yüzden aşktan korkuyor. Ama ben sana diyeyim, böyle aşklar gerçek aşk olur. Bakıcı, bu arada şimdi aklıma geldi. Kız birazdan aşağı gelecek. Seni görmesin. Buradan git sen. Aşağıdan sesler mi geliyor yoksa bana mı öyle geliyor? Kesin başka kızla konuşuyordur. Zaten biliyordum erkek milletini. Hep aynı şeyi yaparlar. Şimdi ben ona sorarım. Sen burada... burada kız yok muydu? Kız sesi geliyordu sanki. Ne kızı ya? Kız filan değil. Ben ne diyordum? Ben diyordum ki sen nasılsın? İyiyim de ben. Sen bir garip davranıyorsun. Kim, ben mi? Yukarıda biraz kafam üşüttü de o yüzden. Neyse, biz ödeme odaklanalım. Pekala. Oo, Wednesday, mağara bulmuşsun. Burada ihtiyacımız olan her şeyi bulabiliriz. Ödevi yaptık sayılır. Bu benim şansım. Neyse, bir an önce toplayalım şunları. Oh be, sonunda 4 farklı maden bulduk. Ödevimizi bitirmiş olduk. Evet, ama ödev tüm günü aldı. Gece oldu. Ben seni evine bırakayım. Bu karanlıkta tek başına gitme. Yok, evim hemen şurası. Ben kendim giderim. Ama öyle benim içim rahat etmez. O zaman seni evinin önüne kadar geçireyim. Madem ısrar ediyorsun, tamam ve geldik. Evim burası. İyi tamam da burası ev değil ki. Burası dağın içine kurulmuş bir tane oda. Olsun, en azından ev ihtiyacı görüyor. Çabuk saklan. Annem geliyor. Tamam, hemen saklanıyorum. Yiğit, hemen şuraya geç, tamam. Yalnız bir sorun var. Onların konuşmalarını duyamıyoruz. Neyse olsun. Onları buradan izlemek bile güzel. Anne, sen içeri geçsene. Ben birazdan geleceğim. Tamam kızım. Ay, annem buradayken yanına gitmeyeyim. Şimdi görür filan. En iyisi ben Yiğit'e mektup bırakayım. Şunu açalım ve şöyle yazalım. Yiğit, bugün için teşekkür ederim. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Ya da yok ya, böyle yazmayalım. Sil şunu. Şimdi yanlış filan anlar, havalara biner. Sonuçta bunlar erkek milleti. Ona sadece teşekkürler yeter. Teşekkürler. Tamam oldu. Altına da şöyle Wednesday yazalım. Tamam. Bunu nereye bırakayım? Şuraya bırakayım. Zaten o beni izliyordur. Bu kitabı görecektir elbet. Bana mektup bıraktı. Evine doğru gidiyor. Herhalde annesinden çekindiği için yanıma gelemedi. Neyse, ben şunu alayım. Ne yazıyor? Teşekkürler yazıyor. Ay canım benim ya. Asıl ben sana teşekkür ederim. Hatta dur, aklıma bir şey geldi. Teşekkürümü ona göstereyim. Şuraya bir tane kalp yapacağım. O görür ve anlar. Zaten beni izliyor. Bakın orada. Neyse. Kalp yapmışken düzgün yapayım. Bu arada hiç Minecraft'ta daha önce kalp yapmadım. İlk kez yapıyorum. İşte arkadaşlar, bu istedikleriniz büyük bir aşkın ilk günüydü. Bakalım 2. günde ne olacak? Takipte kalmayı unutmayın.